Arkadaşlara sonuç adına teşekkür ediyorum. Biz yıllardır bu ilçede hep birlikte yaşamışız. Yani başkanın gittiği, okuduğu okul, bizim burada siyaset yaptığımız yerler. Yani bu parti çok bileşenli bir partidir. Yani hiçbir zaman bu şehirde il kongreleri, ilçe kongreleri noktasında öneri bile, bunu ben kendime şey sayarım. Ama bu Halfeti'nin özgünlüğü başkanımızın paradigması doğrultusunda her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu şeylere, bu özgünlüğe, bu paradigmaya kişisel yaklaşma durumumuz söz konusu değildir. Büyük iddia sahibiz, büyük iddiamız var. Sadece Halfeti için demiyorum bunu ama Halfeti'nin özgünlüğü ve özel durumundan kaynaklı bu birkaç şeyi belirteyim. Yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Yürüyüş Kürt sorununa demokratik çözüm yürüyüşüdür. Barış yürüyüşüdür. Eşitlik yürüyüşüdür. Emeğin hakları için yürüyüştür. Bütün inançların eşit ve özgür olması, bütün halkların kendilerini yaşaması yürüyüşüdür. İşte bizim buluştuğumuz yer, fikriyat tam da budur. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Ama kardeşliğin temeli eşitliktir. Özgürlük de bu ikisi olmadan olmuyor. Bu bizim hepimizin, bu paradigmanın, bu fikriyatın gereği olan görüşümüzdür. Halfeti bu özelliği dolayısıyla da yerel demokrasi mücadelesinde özel bir yer tutuyor. Demokrasi yerelde başlar. Demokratik mücadele ve demokratik mücadelenin başarısı yerelde örgütlerimizi güçlü tutmamızla mümkündür. Yerel örgütlenme yerel demokrasi mücadelesinin temelidir. Yerel demokrasi de bu kentte, hangi yerelde olursak olalım, hangi kentte olursak olalım, oradaki bütün demokrasi güçlerini, bütün özgürlük güçlerini bir araya getirmekle başarıya ulaşabilir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem bu yürüyüş Halfeti'de örnek bir tablo ortaya çıkaracaktır. Sadece Halfeti'de değil elbette. Urfa'da da, Urfa'nın başka ilçelerinde de öyle olacak. Bütün Türkiye'de de yerel demokrasi mücadelesini özgürlük ve eşitlik güçleriyle birlikte örmeye devam edeceğiz. Ben tekrar söylüyorum, bu kadim ve özel şehirde, bu kongrede, ilk kongre bu, sizlerle olmaktan, birlikte bu kongreyi gerçekleştiriyor olmaktan büyük onur duydum. Yürüyüşümüz, mücadelemiz büyüyerek devam edecek. Ev meşa azadiyeye, ev meş meşa aşitiyeye, meşa ve keviyeye, serkeftinci ilvi meşe. Bunun en bir tarafı. Tecrit deyince aklımıza İmralı geliyor. Evet, en ağırlaştırmış tecrit İmralı'da meydana geliyor ama geldiğimiz bu noktada tecrit Türkiye'nin bütün cezaevlerine yayılmış durumda. Buna karşı cezaevinde kalan siyasetçilerimiz bu halkın onurlu insanları açlık grevine girmiştir. Biz onların dışarıda sesi olmak zorundayız. Yerel seçimlerde bir olmalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye'de 136 siyasi parti var ama bizim partimiz diğer partilerden farklıdır. Bizim partimizde çalışan herkes
birbirlerine yoldaş diye hitap ediyor. Bu yoldaş kelimesinin ağır bir kelimedir. Bu yoldaş kelimesinin gereğini birlikte yerine getirmemiz lazım. Yoldaş demek gerektiğinde de kendi arkadaşı için siper olmaktır. Canını vermek demektir. Yerel seçimler için bizim için bir hedef değil ama bir amaçtır. Bu doğrultuda iktidara bir cevap vermek için, güçlü bir karşılık vermek için yerel seçimlerde hep birlikte birbirimize destek olmalıyız.